Sayın misafirler, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Biz Baş Çarşı'da bulunuyoruz. Bu demek oluyor ki burada 6 tane çarşı var. Hiç de öyle bir şey yok. Tek bir çarşımız var. Adı Baş, çünkü baş kelimesi boş yapçadan anlama değişiyor. Tam ya da gerçek çarşı. Bu çarşının simgesi şu güzel yeşil kutları yapıyor. Sevil Osmanlıca bir kelime ve yol kenarında hayrattı. Bizimki ortada, çünkü ilk sebil gerçekten yol kenarında inşa edildi. Daha sonra aşağıya doğru kaydırıldı ve bugünkü görevi doğuyu ve batıyı birleştirmekti. Sebilin hemen altında tek kubbeli camilerden en eskilerden bir tanesi. 1507 senesinde Havaca Durak tarafından inşa edildiği için mantıklı olarak adı Havaca Durak. Fakat çarşıda bulunduğu için halk arasında bir de kadar kolay. Tipi bir Osmanlı cami. Yani onun özelliklerden sizlere bahsetmeye gerek yok. Ama şöyle bir şey diyeceğim. Bu camide dünyada başka bir yerde göremeyeceğiniz bir adet hali. O da müezzin her vakit namaz minareye çıkıp çıplak sesle. Ve aşağıda bir nefis yapıda. Bu defa adı da nefis. Brusa Bedestan'a. Ya da bizim hitabımızda Bezistan. Daha mantıklı, çünkü bezin satıldığı yer. Ve diye bir şey satılıyor mu? Bugünkü faaliyetli müze, Saraybosna Müzesi ve içindeki en değerli eser aslında bir sözlük. Sözlük dedim ve aklıma geldi. Bu çarşıda eski dönemlerde 40 kadar farklı esnaf çalışıyor. Bugünkü dönemde tarihi bilmenize hiç gerek yok. Sadece şu yeşil plakalardaki sokağın adını okuyacağım. Hangi İspat olarak Türkçeyi tamamen unutuyorum ve sokakların adları sadece Boşnakça söylüyorum, olur mu? Olur. Ya da dersiniz. Kazancılık, Tavaşçılık, Aşçılık, Küçük Aşçılık, Terazi, Saraç, Çizmecilik, Kuyumcılık, Kundurcılık ve benzeri. Hepsini anlamış olduk, değil mi? Evet. Bu demek oluyor ki tarihe gerek yok, Boşnakça'ya gerek yok, hitabeye gerek kalmadı. Bana da gerek kalmayınca burada sabah kahvemizi için siz gezin dolaşın. Olmaz mı? Olmaz. Olmaz. İşime karışma. Burada en fazla anlatmayı sevdiğim şey buradaki yollar. Osmanlılar böyle yolları özellikle inşa ettiriyorlar. Doğrusu birkaç neden var ama ikisi çok enteresan. İlki sağlık. Üzerinde yürüdüğünüzde tavanlarınıza masaj yapılıyor ve direkt olarak sırtınız düzeltiliyor. İkincisi ise benim çok daha sevdiğim bir neden, o da mütevazilik. İnsanlar havalı havalı değil, önüne bakarak yürüsünler diye. Biz de öyle mütevazi bir şekilde devam edelim mi? Edelim. Buyurun. Gazi Hüsrev Bey Beyazıt'ın torunu ve 1521 senesinde Sultan Süleyman'la birlikte Belgrad'ı fethediyor. O nedenle Bosna'ya geliyor. Fakat Bosna geldiğinde burası küçücük bir kasaba olduğu için direkt olarak inşasıyla başlıyor. Ve mantıklı olarak ilk başta cami, değil mi? Evet. Değil. Caminin temiz kalabilmesi için caminin cümle kapısından 41 adım ileride dünyanın bildiğimiz Alaturka tuvaletinin ilk örneği getirtiliyor. Tuvalet hala aynı yerde, hala aynı faaliyet. Tek farkı artık beleş değil. Tuvaleti bitirdikten sonra caminin inşasını devam ettiriyor ve caminin sıkıcı bilgileri. 1531'de inşa edildi. Ters T şeklinde, genişliği 15 metre, uzunluğu 17 metre, kubbesi 24.4 metre. Münare basamak sayısı 120 ve benzeri. Buradan girmiş, buradan çıkmış olan bilgiler. Fakat asla unutmayacağınız şey şuradaki taş. Böyle baktığınızda dersiniz ki, ha binek taşı. Ben de seve seve derim ki, ha değil. Böyle. Bu da perişan bir şekilde kellesi gidecek diye cevap veriyor. Fakat cevaba geçmedi. Balkanlardan gelen soğuk olan. İşte bu soğukluktan nedeniyle müezzin diyor ki, paşam her taraf buzlanmış. O nedenle münareye çıkıp ezan okuyamıyorum. Tamam diyor paşa. Bu defa affedilmişsin. Ama emrediyorum, bundan sonra ta kıyamet gününe kadar bu camide artık ezan sesi eksik olmayacak.
kendisi o taşı koydurduruyor ve diyor ki münare müsait olmayınca ezanı buradan okuyacaksınız. Ezan taşı. Ve son savaş sırasında münare yıkık olduğundan dolayı bunun gerçek olduğunu öğrenmiş olduk. Fakat taşa gördüğünüz gibi dünyada başka bir yerde olmayan bir meslek bağlı. O taşa her sabah kuşlara ve kedilere su doldurmak için bir beyefendi halen Gazi Usre Bey Vakfı'ndan maaş almaktadır. Bir mesleğimiz daha var başka bir yerde olmayan. O da müvekkit ya da müvakit. Yani saati ayarlayan, zamanı ölçendir. Ve saat kulemizdeki saati ayarlıyor. Saate halen günde iki defa saate çıkıp ayarlıyor. Ve saat tam zamanı gösteriyor. Sadece ay dolaşımına göre namaz vakitleri gösteren saat. Hicri saati ve dünyada tektir. Bu vakit olmadığım için tek bildiğim bu saate 12 olduğunda akşam namazına vakit gelmiş olduğunu anlarız. Gazi Usre Bey buraları bir kulle olarak düşün. Yanında Gazi Usre Bey hanegahı ve büyük olan yapı 1537'den bugüne kadar tek bir gün kapalı olmayan, yani sürekli eğitim veren Gazi Usre Bey Medresesi. Tüm bunları işletebilmek için ayrıca 280 dükkan, 2 tane han, 1 tane kervansaray, 1 tane bedestan, 1 tane hamam, 1 tane tekke ve sayı bilinmeyen aş evi inşa ettiriyor. Kısacası küçücük bir yerden Osmanlıların 16. yüzyıldaki ikinci şehri inşa ettiriyor. 1541 senesinde vefat ediyor ve bedeli büyük bir paşa olduğuna rağmen İstanbul'da değil. Halen Saraybosna'da büyük türbede, küçük türbede ise onun haznedarı olan Gazi Murat Bey. Biz ise şimdi devam edip başka neler var olduğunu görelim mi? Görelim. Yoksa benden mi sıkıldınız? Ama hiç kimse bu çeşmenin hikayesini bilmiyor. Derler ki sağ tarafta su içen mutlaka bir daha Bosna'ya geri dönüyormuş. Ben oradan aldım. Sol tarafta su içen Bosna'da evleniyormuş. Boşanmak isteyen olursa her iki taraftan su içmek zorunda kalıyormuş. Oysa hiç içmeyen de pişman oluyormuş. Sol hangi neydi? Ve tabii ki harika bir uydurma. Nereden geldiğini anlatayım. 1527 senesinde Gazi Usre Bey İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan geri döndüğünde buradaki halk çok mantıklı bir soru sorar. Koskoca İstanbul'dan öyle güzel bir yerden burada ne işin var, niye geri döndü? Kendisi de cevabı bilmeyince şakadan der ki sudan dolayı geri döndü. O günden bugüne kadar bizde bir şiir var. Ve şiir diyor ki çarşıda, çeşmeden değil, çeşme bahane. Çarşıda nerede olursa olsun su içen mutlaka bir daha Bosna'ya geri dönüyor. Fakat sudan yana inançtan dolayı değil. Güzellikten dolayı, insanlara misafirperverlikten dolayı, güler yüzlü olduğumuzdan dolayı, hiç de değilse rehberimizden dolayı, iş icabından dolayı. İspat ederim. Güzel, modern, rahat yollardan gezeriz, dolaşırız. Havalı havalı, hiç mütevazi davranmıyoruz. Oysa anlaştık mütevazi bir şekilde devam edeceğiz diye, değil mi? Evet. Sözünüzü bozdunuz ve en güzel şeyi görmediniz. Saraybosna'nın kültürlerin birleştiği noktası. Sağ tarafta Osmanlı, sol tarafta Avusturya, Macaristan. Keskin bir bıçakla kesilmiş gibi yan yana iki farklı kültür. Ve aynı zamanda 500 metre içerisinde, vurguluyorum sadece 500 metre içerisinde 5 farklı dini yapı. Cami, sinagog, katedral, Ortodoks Kilisesi ve arkamızda Protestan Kilisesi bulunuyor. Kusura bakmayın ama Mardin'de bile olmayan bir şey. Dünyanın tek bir yerinde var, o da Kudüs. O nedenle bu şehrin lakabı Avrupa'nın Kudüs'ü. Batısına devam ettiğinizde 80 metre ileride sağ tarafta kuleleri zaten görüyorsunuz. 1889 yılında Avusturya Macaristan tarafından inşa edilen bir kilise. Daha sonra Papa tarafından ziyaret edildiği için katedral unvanı alıyor. Ama sanıyorum, buralarda bir de sönmeyen ateş diye bir şey varmış. Gerçekten var mı? Var derip buradan dümdüz 400 metre ileride sağ tarafta ateş görürsünüz. Fakat hayal kırıklığına uğratırım. Sönmeyen ateş değil, gazla çalışan ve adı sönmeyen ateş olan bir anıt. 1946 senesinde 2. Dünya Savaşı'nda vefat eden tüm şehitler için yapılan bir anıt. Ve gerçekten o günden bugüne kadar sadece bir defa sönüyor.
1992 senesinde ki düşmanlarımız bize gaz kapattıklarında. Fakat 2 dakikalık olan bir iş. Çünkü çevredeki olan halk kendi evlerinde eşya parçalayıp ateşi devam ettiriyorlar. Yukarıdakilere bir mesaj gönderebilmek için. Bizleri asla ve asla söndüremezsiniz. Biz alevlenmeye devam ederiz. Bu sözümüzü yerine getirdiğimiz belli. Hala yanıyoruz, hala ortalığı yakıyoruz. Ve son olarak şunu diyorum. Gerçek Saraybosnalı 3 şeyden korkar. Savaştan değil. İlki rüzgar. Hatta dalga geçeriz deriz ki kokudan kimse ölmez ama ceyrandan ölür. İkincisi, çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz birinin önünde rezil olmaktan ve umarım rezil olmadım. Üçüncüsü benim için en önemli. Gerçekten çok önemli ve bence herkes için en önemli olmalı. O da başkasının hakkını yemekten. Size karşı yanlış bir şey yaptıysam hakkınızı helal edin. Benden bu kadar ve artık o alkış bana basın.